Başbakan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itirazlara ilişkin itiraz etmek haklarıdır dedi. Yıldırım, referandum sonuçlarını tanımıyoruz açıklamasına ise sert çıktı. Kesin olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bugün bazı partiler, Ana Muhalefet Partisi, HDP, Vatan Partisi gibi bazı partiler ve bazı vatandaşlar Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarda bulunmuştur. Yüksek Seçim Kurulu da bu itirazları bugün değerlendirip açıklayacağını ilan etmiştir. Gayet tabii ki demokraside, hukuk devletinde itiraz etmek haklarıdır. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Çeşitli iletişim mecraları kullanılarak insanları sokağa davet etmek, sonuçları tanımamak asla ve asla kabul edilemez. Halk oylamanın sonuçlarını tanımayacakmış. Ne demek? Bu ne demektir? Eğer sen bu sonuçları tanımazsan, bu sonuçları ortaya koyan millet de seni tanımaz kardeşim. Başbakan Yıldırım, AK Parti 116. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada referandum sonucunun partilere ince mesajlar verdiğini ifade etti. Millet bu oylamayla sadece anayasa değişikliğini oylamamış, aynı zamanda bize de ve bütün partilere de ince mesajlar vermiştir. Vatandaşımın bize 16 Nisan'da ne söylediğini çok iyi anlayacağız, iyi değerlendireceğiz. Hayırdan hayır sonuç çıkarmak isteyen muhalefet, maalesef değerli kardeşlerim, oylama sonucu da aynı tutumunu sürdürmektedir. Demokrasimize yakışan bir sağduyu ortamında ve huzur içerisinde gerçekleşen bu seçime gölge düşürmemektir. Toplantı girişinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, olağanüstü kongre yapılacağı iddialarına da değindi. 2018'de de inşallah olağan kongremizi gerçekleştireceğiz ve ondan sonra da 2019 Mart yerel seçimleri, 3 Kasım 2019 birleştirilmiş meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Süreç bu şekilde işleyecek. Dolayısıyla bu arada herhangi bir olağanüstü kongre söz konusu değil.